Ne mutlu ki hala umut var, hala haberin peşinde koşan gazeteciler var. Ve biz bu umudu daha da büyüteceğiz. Türkiye'de basın özgürlüğünü tekrar kazanana kadar. Tebrik ediyorum bütün arkadaşlar. İşçiler %90 oranında şantiyede iş bıraktılar. Ya arkadaşlar dalga geçiyorlar. Dün demirlerin üstünde yattım. Metin Göktepe bu ülkede gazetecilik yaparken gözaltına alınıp öldürüldü. Daha pek çok gazeteci de bu şekilde öldürüldü ama insanlar bu ülkede gazetecilik yapmaktan vazgeçmediler. Üçüncü havalimanı Türkiye'de emek sömürüsünün büyük bir emek sömürüsü var. Bunun önemli ama küçük bir parçasıydı. Bu sesi dünyaya duyurmamızda küçük bir katkı olduysa ne mutlu bizlere. Ben bu ödülü bu ülkede hala inatla hak için, emek için, adalet için gazetecilik yapan tüm meslektaşlarım adına alıyorum. İyi ki doğdum Metin Göktepe. Galatasaray Meydanı'nda gözaltında kaybettikleri yakınları için buluşuyor cumartesi anneleri. Metin Göktepe'nin adını taşıyan bu ödülü cumartesi anneleri haberiyle almak benim için ayrıca bir gurur verici. Fadime anne burada. İyi ki doğdum Metin Göktepe diyorum. İyi ki. Anneler böyle evlatlar doğuruyorlar. İyi ki Metin Göktepe gazeteciliği var. Bu habere giderken Sevgi bir gaz maskesi alalım demişti. Ben de annelere gaz atacak halleri yok. Gaz maskesine ne gerek var deyip gaz maskesi aldırmamıştım. Biraz da gaz yememiz olmuyor. Benim yüzümden oldu. Evet. Ne zaman Metin Göktepe'nin adı geçse hep odama giren güleç yüzlü gözleri pırıl pırıl o çocuğu hatırlarım. Esma çocuğu. Metin'e sadece ben de yine iyi ki doğdun Metin diyorum. İyi ki vardın diyorum. İyi ki gazetecileri belki de ilk defa bir araya getirdin. Duruşmaların nedeniyle hep beraberdik. Onu bir daha yaşayamıyoruz. Artık bölündük, paramparça olduk. Gerçeğin peşinde koşan, hakikatin peşinde koşarken öldürülen, katledilen Uğur Mumcu, Metin Göktepe gibi gazetecilerin, basın emekçilerinin önünde ve bugün cezaevlerinde tutsak bulunan bütün gazeteci dostlarıma, arkadaşlarıma, meslektaşlarım adına bu ödülü alıyorum. Bu ödülü onlara adıyorum. İlk ödülü aldığımda Şefi Murat Hantaş'ı aradım. O çok daha duygulandı çünkü Metin Göktepe ile yakın arkadaşmış kendisi. O mutlu olunca ben de daha mutlu oldum. Ödülümü 95 yıldır dimdik ayakta duran gazetem adına alıyorum. Çok teşekkürler. Ben bu ödülü Bir Gün Gazetesi çalışanlarına, çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Çünkü kolektif bir çalışmanın ürünüydü. Metin Göktepe'nin yolundan da yürümeye devam edeceğimizi söylüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Metin Göktepe'nin doğum gününde onun gazeteciliğiyle birlikte anıyoruz. Ülkemizde basın ifade özgürlüğünün zapturapt altına alındığı, kısıtlandığı ve medyanın tek sesli bir hale geldiği böylesi bir dönemde Metin Göktepe gazeteciliğinin daha fazla bir anlam kazandığını düşünüyoruz ve doğum gününde bu özlemimizle birlikte anıyoruz. Ben Metin abinin bugün aramızda olmasını dilerdim. Nice mutluyuz. Bunlara dilemek isterdim. Bununla yan yana çalışmak isterdim. Tabii onun adına bağışlanmış bir ödülü almak benim meslek hayatımın 7. yılında benim için çok gurur verici bir olay. İyi ki doğdun Metin abi diyorum. Her ödül her takdir anlamlıdır ama Metin Göktepe adına düzenlenen bu ödülü almaktan ayrıca onur duydum. Metin Göktepe bu ülkede gazetecilik yaparken gözaltına alınıp öldürüldü ama kimse bu ülkede gazetecilik yapmaktan da vazgeçmedi. Biz de devam edeceğiz. Su başında durmuşuz, Çınar'la ben, kedi bir de güneş, suda suretimiz çıkıyor. Ağlarda gölgemiz.